Efendim şimdi haberlerimize başlayalım. Mesajlarınızı da okuyacağız. İsveç'in NATO üyeliği. Hayırlar unutuldu. İsveç'e NATO vizesi mi? İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek genel kurulda da geçerli olacaktır. MHP lideri Bahçeli 11 Temmuz'da 6 ay önce İsveç'in NATO üyeliğine terör suçlamasıyla karşı çıkmıştı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin meclise geleceği gün destek açıklaması yaptı. İsveç'in NATO'ya üyeliğini konuştuğumuzda bakalım emperyalizm konusunda iktidar partisinde ne tür gelişmeler söz konusu oldu, onu hep birlikte izleyeceğiz. Sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? İsveç hükümetini teröre destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha 7 ay öncesine kadar İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili kurduğu cümleler. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Erdoğan imza attı. Kanun teklifi komisyondan AK Parti, MHP ve CHP oylarıyla geçti. İyi Parti ve Saadet Partisi hayır dedi. Daha geçen yıl bünyesinde terörü barındıran İsveç'e Sayın Erdoğan tepki göstermiş. NATO'nun bir güvenlik teşkilatı olduğunu, teröre çanak tutmak amacı taşıyan bir örgüt olmadığını söylemişti. Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? Kandil Dağı neyse Stockholm aynısı. İsveç PKK'lı dediniz. İsveç FETÖ sevici dediniz. İsveç teröristleri size teslim etmedi. Şimdi meclise İsveç'in NATO üyeliğini oylamak üzere getiriyor ve evet diyorsunuz. Komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu destek genel kurulda da geçerli olacaktır. Muhalefet iktidara İsveç teröre karşı ne adım attı, ne düzenleme yaptı, hangi teröristleri iade etti de tavrınız değişti diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-16 satışı ile ilgili ABD Kongresi'ne gelin eş zamanlı adım atalım çağrısı yapmıştı. Henüz ABD Kongresi'nde F-16 satışı ile ilgili bir karar da çıkmadı. Geldiğimiz noktada halen İsveç'in terör suçlularının iadesi sürecine ya da Türkiye'nin taleplerine yönelik olarak attığı somut adımlar son derece kısıtlı ve yetersizdir.